Hocam iyi akşamlar. Benim bir sorum olacak demiş. Iskat var mıdır demiş. Samsun Ayvacık'tan selamlar demiş. Sizin eski memleketiniz diyelim buraya. Ya hala temsilcilik var Samsun'da. Evet maşallah. Derneğin. Sevgili Müslümanlar, iskat kısaca anlatayım desem olmaz da iskat düşürme demektir. İslam alimleri, Peygamber Efendimiz'den sonraki İslam alimleri bu konuda ayet hadis yok ama kıyas yapıyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında birisi öldüğü zaman eğer onun oruç borcu varsa onu kapatıyorlardı. Veya adam çok zengindi ama sağlığı yerinde değildi. Hac ona farz olmuştu mesela. Gitmemiş zamanında sonra vefat ediyor. Onun yerine oğlu veya vekalet verilerek birisi gidebiliyordu. Sonraki dönemlerde iskatı anlatıyorum. Öldükten sonra yapılan bir şey. Devir deniyor ona, alt üst deniyor ona. Birkaç tane ismi var onun. Sonra Peygamber Efendimiz'den sonraki 200-300 sene sonra, 400 sene sonra insanlar namazda da gevşeklik yapmaya başladı. Sonraki alimler dediler ki Peygamber döneminde oruç borcu olanın borcu para vererek o orucun fidyesi verilerek düşürüldü. Hac borcu olanın vekaletle birini hacca göndererek veya oğlu, kızı, damadı neyse birisi giderek onun yerine hac yapsa o vefat edenin hac borcu da düşüyor. E şimdi millet namaz da kılmıyor. Namaz borcu düşecek diye garanti yok ama bu da şeye kıyasla, neye kıyasla? Oruç ve hacca kıyasla İslam alimleri dediler ki, İslam alimleri dediler ki sevgili Müslümanlar, bu namaz oruçtan daha değerli. Çünkü oruç senede bir ay, namaz her gün beş vakit. Dediler ki İskat, namaz iskatı haçtan daha önemli. Hac sadece zengin olan Müslümanlar için ömürde bir defa yaptığı ibadet. Şimdi o yüzden namazın da iskatını İslam alimleri böyle kıyaslayarak oruç ve hacca bu hale getirdiler. Nasıl yapılıyor? Bir insanın bir aylık namazı yani 180 vakit vitir vacibi de sayarsanız Hanefi mezhebine göre söylüyorum bu arada. 180 vakit namaz var bir ayda. Günlük 6 vakit. 5 vakit farz. Bir de vitir vacip var. 3 rekat. 6 vakit. Bir ayda 180 vakit var. 180 vakit namazın 180 çarpı fitreyle fıtır sadakası var ya fidye. Bu sene 30 liraydı. Bakalım bu Ramazan'da kaç lira olacak? Onunla kıyaslanıyor. Onunla çarpılıyor. O yaşa göre o iskat ayarlanıyor ve devir yaptırılarak o namaz borcunun düşeceği umut ediliyor. İskat böyle var. Yani kesinlikle namaz borcu düşer diye değil. Oruç ve hac borcu kesinlikle düşer. Çünkü hakkında hadis var. Yaşanmış sahabe olayı var. Tarihsel olarak, hadis olarak bizde kaynakları var. O yüzden o oluyor. Ama namazla alakalı kıyas-ı fukaha dediğimiz sonraki alimlerin namaz kılmayanlar için belki umulur ki Allah affeder, kabul eder diye ortaya çıkardıkları fıkhi bir mesele. O yüzden bu kabul olur. Ümidiyle yapılan bir olaydır. Ha, tavsiye ederiz. Niye? İslam alimleri bunu tavsiye etmişse bir umuttur. Hele bu zamanda hiç kimsenin ne namaza, ne Kur'an'a, ne oruca saygısı yok.